Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir sağdan başın hikayesi videosu ile sizlerle beraberim. Bugün 13 Nisan 2019 Cumartesi, saatlerimiz 14.15. 3. Lig 2. grup 32. hafta maçında Ali Beyköyspor Bergama Belediyespor'u konuk ediyor. İki takımla ilgili bilgileri geçmeden önce hala kanala abone olmayanların abone olmalarını rica ediyorum. Maçtan bilgiler vermeye geçtiğimizde ise Ali Beyköyspor'un 17. sırada olduğunu 29 puanla söylemiş olalım. Konuk ekip Bergama Belediyespor ise ligde son sırada ve küme düşmesi garantileşmişti kaç hafta önce. Puanları 15. Konuk ekip Gökhan Çalışal nezaretinde buraya geldi. Oldukça genç bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Ali Beyköyspor'da da bu hafta içerisinde bir teknik adam değişikliği oldu. Dördüncü teknik adam olarak Yüksel Ersan takımın başına getirildi. Sezona bildiğiniz gibi Zeki Ersoy ile başlamıştı Turuncu Maviler. Sonrasında Önder Deniz Kolgu gelmişti. Ondan sonra da Erdoğan Yılmaz takımın başına getirilmişti. Başarısız sonuçların ardından bu salı günü takımın başına Yüksel Ersan getirildi. İki takımın son 5 maçına baktığımızda konuk ekip 4 mağlubiyet 1 galibiyet aldı. 2 hafta önce Karşıyaka'yı deplasmanda 2-0 yenmişti. Ev sahibi Alevikoyspor ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Turuncu Maviler içeride Kızılcabölü'yü 1-0 yendikten sonra bir de 2 hafta önce Offspor'la 1-1 beraber kalmıştı burada. Bugün İstanbul'da sıcak bir hava var fakat biraz basık bir hava var. Biraz bunaltıcı bir hava, hafif yağmur yağıyor arada. Güzel bir maç olmasını umuyoruz. Maç içerisinde birçok video çekeceğim. Devre arasında da taraftarlarla röportaj yapmaya gayret edeceğim. Maçın ardından da eğer mümkün olursa futbolcular ve teknik adamlarla röportaj yapmaya gayret edeceğim. Maçtan birçok da fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. Maç içerisinde görüşmek üzere. Ali Beyköyspor az önce Fatih Şerifoğlu'nun golüyle 1-0'ına geçti. Şimdi Kerim'le bir korner kullanacak. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Safa vurdu. Kaleci Fehmi aldı. Dakika 12 oldu. 11. dakikada Fatih Şerifoğlu'nun golüyle Turuncu Maviler 1-0 önde. Sporun 1-0 üstünü devam ediyor. Serbest vuruş kullanıldı. Orta geldi. Suat Nede'den önce defans araya girdi. Kaleci Fehmi aldı. Hızlı başlattı. Ali Beyköy'de devre oldu. Ali Beyköyspor taraftarların yanındayım. Yanımda Alpay Yeter var. Ali Beyköyspor altyapısında da oynadı. Alpay ilk devre 1-0 sona erdi. Ali Beyköyspor 1-0 önde tamamladı. Bu arada şöyle gireyim ben sohbete.
20 dakika taraftar protesto etti galiba. Bir evet abi. Destek olmadı. 20. dakikadan sonra başladınız. Evet abi. Önce doğru. Protestodan başlayalım. Sonrasında da ilk devreyi bir değerlendirelim. Abi bizim futbolcularımız biraz top oynamıyorlar bu ara. Bir protesto etmemiz lazım. Hep destek, hep destek. Nereye kadar destek? Bir 20 dakika protesto ettik. O arada da Fatih Şerifoğlu bir gol attı. Biz spor önündeyiz. İnşallah protesto işe yarar. Bir dahaki maç Çatalca, sonra Ordu, sonra Adıyaman maçlarında takımımız galip gelir. Biz bu armayı gönülden seviyoruz. Biz bu armayı karşılıksız seviyoruz. Hani belki futbolcu arkadaşlar biraz maddi düşünebilirler olayı ama biz direkt manevi tarafındayız. Ben bu kulübün 9 sene altyapısında formasını da giydim. Kavga da ettim. Uğrunda çamura da yattık. İşte ne bileyim deplasmanlara da gittik. Bir tane armamız var. O da Limeköy Spor'un arması. Biz bunu biliyoruz. Bunun sevdası için tribünlerde bağırıyoruz, çağırıyoruz. Tepki de koyacağız elbet. Haklı da olacağız, haksız da olacağız ama yani böyle olduğunu için hani bunun için yapıyoruz bazı şeyleri. Alpay, şimdi fikstüre baktığımızda esasında Ali Bekir Spor'un fikstürü Of Spor'a ve Adıyaman'a göre biraz daha iyi gibi Kemer'e evet göre abi. Çünkü yani dediğin gibi bu 4 bununla beraber 4 maçı kazanabilecek güçte işte. Kaldı evet ki abi. İlk devre oynanan maçlarda zaten Bergama'yı yenmişti, efendim Çatalca'yı yenmişti, Adıyaman'ı yenmişti, evet Ordu'ya da 90+ yediği golle 1-0 yenilmişti. Yani ilk devre yenmişti bu rakiplerini, dolayısıyla 4-4 yapıp yapabilir. İnşallah. Rakiplerinin durumuna göre de kümede kalma ihtimali olabilir. Dolayısıyla taraftar ne olursa olsun desteğini biz vermeli. Biz sonuna kadar veriyor. Haftaya Çatalca'dayız abi. Öbür hafta yine içeride oradayız. O maçta Fatih Şerifoğlu'ndan çok müthiş bir performans bekliyoruz. Çünkü abi Ordulular sallıyorlardı Fatih Şerifoğlu'na. Sallamasınlar. Burada Fatih Şerifoğlu çıkacak. Her iki kaleye de yani Ordu Spor her iki devrede de Ordu Spor'a gollerini atacak. Bu işi bitirecek. Fatih Şerifoğlu o maç tek başına oynayacak gerekirse o maçı bitirecek. Zaten biz Çatalca maçını, Ordu maçını yendiğimiz takdirde çok büyük bir avantajla Adıyaman'a gideceğiz. O maçta da ya biz Adıyaman'dan iyi takımız. Biz çoğu takımdan iyi takımız ama yani bir şey olmadı abi. Uyum yani bu yemeği yapamadık abi biz. Bu yemeği evet, yakışan malzeme var ama yemek olmadı. Yemek olmadı abi. Bu yemeği bu son 4 hafta yaparsak zaten olacak. Biz kalacağız. Biz buna inanıyoruz abi. Düşsek de kalsak da biz bu aramanın arkasındayız. Her zaman öyledik. Gene olacağız abi. Bu sessin sahibi taraftardır her zaman. Bu sessin sahibi. Alpay teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkür ederim Selim abi. Yanımda Ali Bekirspor küçük taraftarı Serhat var. Serhat bir şey söyleyeceksin galiba. Söyle bakalım. Bu sene bu takım ligde kalacak. İnşallah diyelim. Bu takım bu ligde kalacak. Sen ne diyorsun delikanlı? Bu takım bu ligde kalacak. Peki başarılar. Evet, maç bitti Ali Beyköy'de. Metehan'la beraberiz. Metehan, bugün 5-1 kazandınız. Diğer maçlar önemli tabii kümede kalmak adına ama bir fikstür avantajınız var. Bugünü bir değerlendirirsen neler söyleyeceksin? İlk kere 1-0 bitti, sonrasında 5-1 bitti maç. Abi önce rakibimizi de kutluyorum. Genç kardeşlerimiz canla başla mücadele etti. Biz de zor geçeceğini biliyorduk. Bir iki gol olduktan sonra maç da koptu zaten. Yani bu durumda olmak istemiyorduk takımca ama buradan da çıkarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Diyecek bir şey yok abi başka. Peki teşekkürler, başarılar. Yanımda Suat var. Evet Suat, bugün 5-1 kazandı takım. Evet abi. Kümede kalmak için tabii diğer rakiplerin de maçları önemli. Aynen. 3 maç kaldı. 9 puan alırsa Ali Bekir Spor. İnşallah abi. Abi elimizden geleni yapacağız. Son mücadelemizi vereceğiz. Her şeyimizi vereceğiz. Allah'ın izniyle hani elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Kurtarmaya çalışacağız yani. Her şeyimizi vereceğiz. İnşallah Allah yardımcımız olur. Biz de ligde kalırız. Peki teşekkürler, başarılar. Eyvallah abi, sağ ol. Şimdi de Kerim'le beraberiz. Kerim bugün 5-1 kazandı takım. İlk yarı 1-0 bitmişti. Sonrasında rakip de tabii gençti. 5-1 kazandınız. 3 maç kaldı. 3 maç 9 puan. Ali Bekir Spor'u ligde tutabilir. Tutar abi. Muhtemelen tutacaktır. Biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu zamana kadar şanssız bir dönemden geçtik. Diğer rakiplerin alacağı sonuçlar da bizim için önemli. İnşallah Allah muvaffak eder hepimizi. Burada ligde kalırız. Ben geçen sene burada şampiyon olan kadrodaydım.
Allah inşallah bu takımı yani 3. ligde, profesyonel ligde devam eder, ettirir. Yani nasipse de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hakkımızda hayırlısı olsun abi. Peki, başarılar dilerim. Teşekkür ederim abi. Yanımda Altan Aktil var, Ali Bekirspor yöneticilerinden. Altan abi, bugün 5-1 kazandı takım. Biraz moral buldu diyelim. 3 maç kaldı. 3 maçta 9 puan Ali Bekirspor ligde tutabilir. Bugün evet. Önce bugünkü maçı bir değerlendirelim. Ben bugünkü maçta ilk başta biraz heyecanlı buldum çocukları. Ama ondan sonra 2-0'dan toparladılar. 5-1 yaptılar. Bu maç için iyi bir sonuç ama bu futbol, bu oyun şeyi tarzı bir dahaki maçlara kaldırmaz. Çünkü rakibimiz küme düşmüş takım. Ama onları da tebrik ediyorum. Gent bence mücadele eder. Bizim amacımız Çatalca'dan Çatalca'yı yenmek. Eğer onu yenersek biz 12 puan yapıp ligde kalmayı umutluyorum. Ve bu semtine bu yakışır. Bu başkana bu yakışır. Yani bu başkana için bence bu takımın 12 puan alması lazım. Yazık, adam o kadar emek sarf etti. Evet, Altan abi, aslında kadro kalitesine baktığımızda takım kötü bir takım değil. Yani bana sorarsan Ali Bekirspor iyi bir takım esasında. Ama bir türlü bir şeyler eksik kalıyor. Ne olduğunu tabii bilemiyoruz ama. Devamlı puan kaybetmeye takım motivasyonu etkiledi. Bir de sonda olmak. Bak Fenerbahçe mesela sonlarda toparlaması zor oluyor. Onun için Ali Bekirspor kulübü bu sene ligde kalsın. Yani kalırsa ben gelecekte bu başkanın çok şeyler yapacağına inanıyorum. Allah bizim başımıza eksik etmesin. Ali Bekirspor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorsun başkanım. Tabii büyük bir şans. Büyük bir şans. Yani bu zamanda yani böyle bir takım kurulmaz. Ama olmadı. Sağlık olsun yani. Küme düşüyor bir de. Ligde kalabiliriz ama kalırsak ligde çok büyük şeyler olur. Ben inanıyorum. Peki Altan abi, bak, teşekkür ederim. Senin şunu söyleyeceğim. Her maçta seni izliyorum, takip ediyorum. Ali Bekir'e çok ibretim var. Senden Allah razı olsun. Peki, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ciddi söylüyorum bunu. Allah senden de razı olsun. Senin hizmetlerini biliyoruz. Herkes biliyor yine zaten. Yine hizmet edeceğiz. Eyvallah, sağ ol. Peki, görüşürüz Altan abi. Sağ olun.